Bu zor ekonomik koşullar yaşadığımız ve alım gücümüzün hayli düştüğü günlerde ihtiyaç duyduğumuzu almak istediğimiz bir kıyafet olabilir, bir ayakkabı olabilir, bir beyaz eşya olabilir ya da farklı farklı bir aksesuar olabilir. Bunları alabilmek için elimizdeki nakdi miktarı yetmeyince ne yapıyoruz? Kredi kartına başvuruyoruz. Şimdi bunu gençler de yapmak istiyorlar. Çünkü gençlerin istekleri çok daha fazla olabiliyor. Bazen ihtiyacın ötesinde istekler oluyor. Gençler çünkü kanları kaynıyor. Fakat bu Z kuşağı gençler kredi kartı alamıyorlar, kredi çekemiyorlar. Neden? Ya bir iş hayatları yok, bir iş hayatı geçmişleri yok ya da mevcut kredi notları yeterli değil. Hal böyle olunca kredi kartı kullanamıyorlar, ihtiyaç kredisine ulaşamıyorlar. Bu kez onların karşısına bazı satıcılar yeni yeni yöntemlerle geliyorlar. Cezbeden yöntemlerle. Diyorlar ki gençlere, bak sende kredi kartı yok. Yeteri kadar nakdi de yok. Ama şimdi al sonra öde diyorum. Genç heyecanlanıyor. Gözleri fal taşı gibi böyle açılıyor. Ne? Ben şimdi ödeyeyim sonra mı vereceğim? Ne zaman sen şimdi öde. 3 ay sonra ödersin diyor. O genç o heyecanla nasıl olsa öderim 3 ay sonra. Belki iş bulurum babamdan alırım annemden alırım diyor. Alıyor 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 onu da alıyor onu da alıyor. Ama 3 ay sonra ödeyemeyince eyvah eyvah. Kendini bir borç batağının içinde buluyor. Babayı da anneyi de zor durumda bırakıyor tabii ki. Evet, neyin nesidir bu? Şimdi al sonra öde batağı gelin bir bakalım. Şimdi veri şirketi Adobe Analytics alışveriş yapanların bu tatil sezonunda şimdi satın al sonra öde özelliğini kullanarak bir yıl öncesine göre %11,4 daha fazla harcama yapacağını öngörmüş. Bir önceki yıla göre. Türkiye dahil Avrupa ve Amerika. Bunu da söyleyeyim bu arada. 1 Kasım 31 Aralık döneminde üçüncü taraf hizmetleri kullanılarak 18,5 milyar dolar değerinde mal satın alacağını ve yalnızca siber pazartesinde 993 milyon dolar değerinde satın alma yapacağını analiz etmiş. Söz konusu analiz şirketi. Gençler için bu bir tuzak. Bakınız. Şimdi al sonra öde seçeneği. Özellikle düşük kredi puanına sahip, kredi geçmişi olmayan tüketiciler veya genç tüketiciler için son derece cazip. Geçen yıla göre şimdi al sonra öde özelliği kullanılarak yapılan harcamalar %11 artmış. %11. Z kuşağının harcamaları %50'den fazla artış göstermiş. Şimdi yetişkinler de var ama en çok tercih edenler Z kuşağı. %50'den daha fazla artış göstermiş. Şimdi al sonra öde uygulamasından alışveriş yapan gençlerin sayısı. Aşırı harcamayı körükliyor. Krediler hem geç ödeme imkanı hem de sıfır veya düşük faiz imkanı sağlıyor. Ancak uzmanlar kredi kartı kullanarak alışveriş yapanların daha fazla faiz ve ücretle karşılaşabileceği konusunda da uyarıyor. Ve bu uyarı başka bir noktadan da devam ediyor. Harcamaları körüklüyor diyor. Finansal hizmetler şirketi Lending Club'ın baş müşteri sorumlusu Mark Elliott diyor ki şimdi satın al sonra öde zaten yapacağınız alışverişler için yenilikçi bir araç olabilir. Sorun şu ki aşırı harcamayı körüklüyor diyor. Evet, aşırı harcamayı körükleyince de sonuç ne oluyor? Z kuşağı şimdi al sonra öde hizmetlerinin hızla artmasıyla borç batağında şu anda bu oluyor. Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle, Avrupa ülkelerin bazılarında da öyle. Bu tehlikeli. Şimdi hani der ya hazıra dağ dayanmaz. Hazıra dağ dayanmaz. O kredi kartı alıyorsun. Aa diyor 100 bin lira diyor limiti var diyor. 250 bin limiti var. Çat 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 harcıyor. O para sana ait değil ki. Sana o para satılıyor faiziyle. Takır takır senden bir de fazlasıyla geri alacaksın. Yani hazıra dağ dayanmaz. Bu arada hani şimdi alayım nasıl olsa 3 ay sonra öderim heyecanıyla. Alayım şu parayı tatile gideyim şunu yapayım bunu yapayım şunu giyeyim bunu efendim takayım dersin. Ama 3 ay sonra zannettiğin gibi iş bulamazsın. O borç kapına gelir. Sonra anne baba eyvah yandım dersin. Onlar da söz konusu o borcu kapayabilmek için halır halır her yerden para bulmaya çalışır. Ailecek zor duruma düşersiniz anlayacağız. Aman ha dikkat edin.